Ben Türkiye'ye Afganistan'dan geldim. Sonra kaçakçı oldum. İlk başlarda sahte kimlik işi yaptım ve sonra bu işe başladım. Baktım ki iyi para var, devam ettim. Biz sadece telefon görüşmesi yapıyoruz. Para yatırma için hesap numarası veriyoruz. Bizim burada da adamımız var. O tarafta da adamımız var. Onlar yolu tarif ediyorlar. Bakıyor sınırda iki saat asker yok. Bizim diğer adamlarımızı arıyor. Şimdi müsait gelin geçirin diyor. Diyelim ki adam Afganistan'dan direkt Türkiye'ye gelmek istiyor, ondan 1000 dolar alıyorlar. Ama sadece İran'a gitmek isterse ondan 500 dolar alıyorlar. Türkiye bıraktığında İran güvenliği artırıyor. Türkiye güvenliği artırdığında İran bırakıyor, hiçbir şey yapmıyor. Şimdi biraz kendinizi anlatır mısınız? Yani neden bu işi yapıyorsunuz? Nasıl başladınız? Neden böyle yasa dışı bir iş yapıyorsunuz? Bu işe başlamam bir tesadüfle oldu. Ben Türkiye'ye Afganistan'dan geldim. Sonra kaçakçı oldum. Param yoktu. Baktım bu işi yapabilirim. İlk başlarda sahte kimlik işi yaptım. Ve sonra bu işe başladım. Baktım ki iyi para var devam ettim. Sizin gibi böyle hani e, Afganistan göçmeni olarak bu işi yapanlar var mı burada? Yoksa çoğunluk Türk vatandaşı? Hayır çoğunluğu Afganlardan oluşuyor. Ama Türkler de var. Beraber çalışıyorlar. Peki bu sistemi biraz anlatır mısınız? Yani e, bu sistem nasıl işliyor? Afganistan'dan mesela ayrılmak isteyen bir insan hani nasıl bir süreçle Türkiye'ye kadar geliyor? Afganistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen biri orada bir kaçakçı buluyor. Onun da bir akrabası daha önce gelmiş olabilir. Onlara soruyor ve kaçakçıyı buluyor. Kaçakçılar birbirleriyle çalışır. Adamı alıyor, Pakistan'a kadar getiriyor. Pakistan'dan da Tahran'a getiriyorlar. Adam ya Tahran'da kalıyor ya da Türkiye'ye gelmek istiyorsa onu mesela Urmiye'ye getiriyorlar. Urmiye'den de Türkiye'ye getiriyorlar. Afganistan'dan İran'a giderken önce Pakistan'a gidiyorlar. Ben Pakistan kısmını tam bilmiyorum. İran'a gidince önce Bam diye bir şehir var. Oraya gidiyorlar. Sonra oradan yukarıya İsfahan'a gidiyorlar. İsfahan'dan da Tahran'a gidiyorlar. Tahran'dan buraya gelmek istiyorlarsa Urmiye'ye ya da Tebriz'e gidiyorlar. Tebriz'den Hoy'a gidiyorlar. Hoy'dan da buralara geliyorlar. Doğu Beyazıt ya da Van tarafına Peki hangi aşamada yürüyorlar? Hangi aşamada araç kullanıyorlar? Daha çok sınırdan geçerken yürüyorlar ama ülke içindeyken, mesela İran içindeyken Tahran ya da İsfahan'a araçla geliyorlar. Afganistan'ın kaçakçısı onları Pakistan'ın kaçakçısına bırakıyor. Pakistan'ın kaçakçısı İran'ın kaçakçısına bırakıyor. İran'ın kaçakçısı da Türkiye'nin kaçakçısına bırakıyor. Kim kaç lira alıyor peki? Yani Afganistan'dan Pakistan'a geçerken, geçerken, oradan İran'a geçerken, orada Türkiye'ye geçerken Kime kaç lira veriliyor? Diyelim ki adam Afganistan'dan direkt Türkiye'ye gelmek istiyor. Ondan bin dolar alıyorlar. Ama sadece İran'a gitmek isterse ondan 500 dolar alıyorlar. İran'dan Türkiye'ye de 500 dolara getiriyorlar. Bazıları Türkiye'den Avrupa ülkelerine gidiyor. Onların fiyatları farklı. Siz peki kendiniz bizzat sınır geçişleri yapıyor musunuz? Yoksa sınırda çalıştığınız birileri mi var? Yok daha üst seviyedekiler sınıra gitmiyor. Sadece telefonla görüşme yapıyorlar. Adamları var. Mesela benim adamlarım var. İran'da adamlarım var. Afganistan'da adamlarım var. Sınırlarda adamlarım var. Bizim adamlarımız bizim için çalışıyor. Biz de onlara para veriyoruz. Bazı çobanlar asker var mı yok mu diye bize bilgi veriyor. Biz de onlara adam başı para veriyoruz ama biz kendimiz hiç sınırdan geçmiyoruz. Yani biz sadece telefon görüşmesi yapıyoruz. Para yatırma için hesap numarası veriyoruz. Peki insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? Mesela şimdi e, bazı Instagram hesapları görüyoruz. Açık da açıkça mesela sosyal medyada hı hı. E, bunun reklamı yapılmış. Hı, hı Mesela bunlar gerçek mi? Hakikaten sosyal medya üzerinden insanları buluyor musunuz? Evet, sosyal medya üzerinden de insanları buluyoruz ama bunu az yapıyoruz. Bazıları bu şekilde sahtekarlık da yapıyor. Yani mesela bazıları insanların parasını alıyor ama götürmüyor. Bu hesaplar gerçek de olabilir, sahte de olabilir. Instagram'da başkasının adıyla hesap açıyorlar. Bir de numara bırakıyorlar ama o numara daha fazla WhatsApp ve Imo üzerinden çalışıyor. Imo da WhatsApp gibi bir aplikasyon. Onu da kullanıyorlar. O Imo nerede kullanılıyor? Imo her ülkede kullanılıyor. Bu bir uluslararası uygulama. Kaçakçılar en çok onu kullanıyor çünkü güvenliği fazla. Onda kişinin numarasını göremiyorsun, gerçek adını göremiyorsun. Onun için onu kullanıyorlar. Sınırlar peki nasıl geçiliyor? Sınırları yürüyerek geçiyorlar. Adamlarımız var. Bazı adamlarımız sınırları yolcularla beraber geçiyorlar. Bazıları geçmiyor. Bizim burada da adamımız var. O tarafta da adamımız var. Onlar yolu tarif ediyorlar. Mesela diyorlar ki iki saat yürüyün. Orada tam sınır var ya da tel var ya da duvar var. Orayı geçin. Öbür tarafta adamlarımız var. Bekleyin sizi alacaklar. Peki şu anda Türkiye-İran sınırında güvenlik nasıl? koronavirüsten sonra yolcular yani mülteciler azaldı. Koronavirüs döneminde güvenlik biraz artırıldı. Fazla geçemediler. Ama şimdi koronavirüs aşısı çıktı ya o yüzden geçişler biraz daha fazla oldu. Bazı kesimlere biraz daha az asker koyuyorlar. Şöyle de bir şey var. İran her zaman tam tersini yapıyor. Yani Türkiye bıraktığında İran güvenliği artırıyor. Türkiye güvenliği artırdığında İran bırakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kilometrelerce şu anda duvar örülmüş durumda. Evet. İşte bazı yerlerde başka güvenlik önlemleri var. Evet. Ee, onları falan nasıl aşıyorsunuz? Bizim orada adamlarımız var hani çobanlar var ya Onlara para veriyoruz Adam İran veya Türkiye tarafında çobanlık yapıyor Sen adama bakıyorsun normal bir insan Bu insan bir şey yapmaz diyorsun Ama o adam hayvanları götürme bahanesiyle oraya bakıyor Mesela bakıyor sınırda iki saat asker yok Bizim diğer adamlarımız arıyor şimdi müsait gelin geçirin diyor Dediğiniz gibi 300 kilometrelik bir sınır var Boşluk her zaman oluyor Bu duvar peki aşılabiliyor mu? Duvar fazla yüksek değil. Duvarın üstünden merdiven koyup geçiyorlar. Duvarın altını kazıp geçiyorlar. Bazıları su, su şeyi vardır ya, menfezlerden geçiyorlar. Yani duvar bizim işimizi engelledi ama çok fazla engellemedi. Bu gelen insanların arasına bir takım işte militanlar karışıyor olabilir. Evet. Suçlular karışıyor olabilir evet. vesaire diye kaygılar var. Evet bu gelenlerin profili nasıl sizce? Bu dediğim tarz insanlar da onların arasında karışıyor olabilir mi? Evet olabilir tabii ki. Her insan karışabilir. Ama yabancı ülkeye gelince mesela Türkiye'ye geldiklerinde Türk vatandaşlarına fazla zarar vermeye çalışmıyorlar. Maalesef birbirlerine zarar veriyorlar. Afgan Afgan'la kavga ediyor. Bazılarının İslami şeyleri var. Diyelim ki bunlar gevurdur, bunlar Allah'a kabul etmiyor, öldürelim diyen bazıları da var. Ama bunlardan çok çok az bir şey var. Belki yüzde biridir. Peki şu anda ne oluyor? Yani şu anda olan göçmen akını geçen senekiler gibi bir akın mı yoksa geçen senekilere kıyasla çok daha büyük, çok daha olağanüstü bir akın mı var? Ben şöyle olacağına yüzde eminim. Eğer Afganistan'da durum böyle devam ederse önümüzdeki seneler artacak. Eğer bizim devletimiz can güvenliğini sağlayamazsa daha da artacak. Belki bilmiyorsunuzdur ama şu an Manda en az dört bin kişi İstanbul'a gitmek için bekliyor. Günde sınırdan mesela takriben kaç kişi geçiyor olabilir? Güne bağlı olarak sınırdan 100 kişi de geçiyor olabilir, 300 kişi de geçiyor olabilir. 2015'te günde 1000 kişi, 2000 kişi de geçiyordu. O zaman Türkiye tarafı güvenliği artırmamıştı. Ama şu anda günde en az 50 kişi, 100 kişi geçiyor. 1000-1500 gibi rakamlar sarf ediliyor. Onlar o zaman biraz e, abartı mı? 1000-1500 mü şu anda mı? Evet. Yok abartıyorlar. O kadar fazla değil ama bazı günlerde 500 kişi olabilir ama o kadar insanın geçtiğini zannetmiyorum. Bir de sınır geçişlerinde bu işi yapan kaçakçılarla bazı bir takım oradaki güvenlik güçleri arasında hiçbir iletişim var mı? Evet, iletişim var. Türk askerleri hakkında bir şey diyemem çünkü bir şey bilmiyorum, görmedim, duymadım ama İran tarafında var. En alt seviyeden en üst seviyeye kadar askerler para alıyorlar. Ondan sonra bazı bahanelerle sınırı bir saat, 2 saat boş bırakıyorlar. Bize haber veriyorlar. Sadece 2 saat boşluk var. Ne yaparsanız yapın diyorlar. Peki hiç, hiç, yani korkmuyor musunuz hani yakalanmaktan, tutuklanmaktan ee... şey yapmaya devam ediyorsunuz ama? Yok korkmuyorum. Bizde tehlike fazla olmuyor. Biz üst seviyedeyiz ya. Daha fazla alt seviyedekilerin yakalanma ihtimali var. Siz şimdi onlardan daha üst seviyedesiniz. Sizin üstünüzde olan kimse var mı? Benim üst seviyem yok. Ben kendim için çalışıyorum. Ama öyle olan bazıları var. 30 seneye yakın bu işi yapıyorlar ve mafya ile birlikte çalışıyorlar. Onların bazılarının Türk polisi içinde de adamı var. Sizin sınırdaki adamlarınızda silah var mı peki? Çoğunlukla silah yok çünkü bizimkiler yakalanırsa ve yanlarında silah bulunursa çok kötü olur. Bazı adamlarımız kendi paralarıyla silah alıyorlar. İran'da askere yakalanmamak için bunu yapıyorlar. Bizim konuştuğumuz göçmenler şimdi çok trajik hikayeler anlatıyorlar. Hı. Diyorlar ki mesela e, kaçakçılar bizim altınlarımızı çaldı, paramızı çaldı, telefonlarımızı çaldı. Hı. E, yani ne diyorsunuz bunlar yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor maalesef. Bu daha çok Pakistan'da oluyor. Pakistan'dan geçerken çöllük alanda oluyor. Orada kim hırsız kim kaçakçı belli olmuyor. Bazıları hırsızların eline de düştü deniyor. Bunlar insanların altınlarını, telefonlarını, paralarını çalıyor. Bazı hırsızlar kaçakçılarla ortak. Bazı kaçakçıların ise bu olaylardan haberi olmayabilir. Sizin neden olduğunuz bazı ölüm olayları oluyor. Yani şimdi işte Bangölü'nde tekne batıyor. Hmm. Kaçakçılar o tekneyi bir sürü insanla doldurmuşlar. Veya bir minibüs kazası oluyor. Hmm. Kaçakçılar o minibüsü bir sürü insanla doldurmuşlar. Hmm. Orada yani doğrudan kaçakçılar bu durumdan sorumlu. Yani sizin yüzünüzden insanlar ölmüş oluyor. Hmm. E, Bunlar rahatsız olmuyor musunuz? Doğrudur. Ben iki yıl önce bu işe başladığımda baktım ki ölümler oluyor. Dedim ben güvenli bir şekilde işimi yapayım, kimse benim yüzümden ölmesin. Şimdiye kadar benim yüzümden kimse ölmedi. Ben bu işe başladığımda bunu başta anlamadım. Sonradan gördüm. Vicdanım çok rahatsız oldu. Yavaş yavaş bu işi bırakmaya çalıştım ama çalıştığım diğer arkadaşlarım beni bırakmıyorlar. Bu işi yapanların vicdanı maalesef yok. Hiç rahatsız olmuyorlar. Yani 100 kişi batıp ölse hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bundan sonrası için peki böyle yasa dışı işler yapmayıp hani daha normal bir hayat kurmayı planlamıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Evet bunu kurmayı düşünüyorum. Bu işi de bırakmaya çalışıyorum. Bu insanlar çok vicdansız. Size bu röportajı da mülteciler için vermek istedim. Kaçakçılara boşu boşuna para vermesinler. Eğer yapabiliyorlarsa yasal olarak gelsinler. Pasaportla vizeyle gelsinler. Hem paralarından olurlar hem canlarından olurlar. Yani gerçekten yazık oluyor.